Gezi Parkı direnişinin ilk gününden beri desteklerine hiç ara vermeden devam ettiler. Bakın şu anda etrafınıza. Herkes o kadar mutlu, o kadar kendinden emin, ne yapmak istediğini biliyor. Aslında ilk günden olması gereken de buydu zaten. Yani bırakılsa insanlar bu kadar barışçı ve içten niyetli olarak burada kalırdı. Ama bunun artık iş çığırından çıktı. İnsanların tercihlerine saygı göstermek gerekiyor. Her şeyi ben yaparım demek olmuyormuş. Oyuncu kimliklerini bırakarak sade vatandaş olarak eylemlere katıldılar. İlk günden beri parktayız ve tek istediğimiz şehrimizle, parkımızla, sinemamızla ilgili karar alınırken buna ortak olmak istiyoruz. Bunun bir yerinde durmak istiyoruz. Tepeden inme bir şey olmasını istemiyoruz. Ağacımıza, sinemamıza sahip çıkıyoruz. Başka hiçbir niyetimiz yok. Niyetimiz insanlarımızı şiddetten uzak durmaya çağırıyorum. Sadece başbakanın değil, orada bulunan herkesin en azından başbakanı aklı selime davet etmesi lazım. Hiç olmazsa yani o gün ilk günü bu gezide polisini çekseydi, yargıdan çıkan şeyden sonra polisini çekseydi, buraya gelip iki şarkı söyleyip üç türkü söyleyip bu halk gidecekti. Acı, çok acı çekiyorum şu anda. Yani gerçekten bilmiyorum, ömrümde cenazelerde bile bu kadar acı çekmedim. Birileri katlediliyor. Bütün caddeler kan götürüyor ama televizyonlarda belgesel yayınlanıyor. Biri böyle bir şey yapalım dese yapabilir miydik? Bana mı ya, yapılmaz öyle bir şey, kesinlikle olmaz falan derdim. Ama biz kendi kendimize, ya ben inanamıyorum bu boyutuna. Hepsi yaşananlar nedeniyle üzgün. Ancak eylemin amacına ulaşarak devam ettiği düşüncesindeler. Bizim tek amacımız Gezi Parkı'yla, Gezi Parkı'nın bizimle kalmasıyla alakalı mücadele veriyoruz. O yüzden de son gelişmelerle ilgili buradayız zaten. Hepimiz de buradayız. Burada da olmaya devam edeceğiz. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim artık. Siz buradasınız, görüyorsunuz. Burada birbirinden farklı o kadar çok insan var ki. Ama aslında hepimiz aynıyız. Hiçbir farkımız yok. Sadece herkes kendi istediği gibi, kendi hayat tarzına saygı duyulmasını istiyor ve sesinin duyulmasını istiyor. Sonuçta bir hükümet bütün insanları temsil eder. Halk söyleyecek her şeyi söylüyor burada tabii ki. Yani ama tabii ki illa harflerden oluşması gerekiyorsa faşizmden başka bir şey değildir. Yani insanların bu kadar istediği bir şeye niye bu kadar direniyorlar? Ve üstelik ortada bir mahkeme kararı varken insan gerçekten aklı almıyor insanın.